Herkese merhabalar. Altın sınıf Türkçe birinci dönem birinci yazılı yazılı kampımız başlıyor. Hazır mısın Tonguç Elhan'ı benim? Değilim. Hiç üzülme birazdan mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Seninle birlikte biliyorsun yazılı kampımız gümbür gümbür geliyor. Dün matematik yazılı programımızı izlemiştik. Bugün de Türkçe'yi izliyoruz. Sonrasında yazılı notlarımızdan da güzel bir şekilde çalışacağız. Biliyorsun birinci dönem yazılı notlarında hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için Türkçe, matematik, fen, din, sosyal, İngilizce'de yüksek not hedefleyenler için süper notlar hazırladık. Burada formüller, kavramlar, yüzde yüz çıkacak bölümlerin her biri var. Bunları mutlaka Tonguç Mağaz'dan ya da sana en yakın kırtasiyelerden almayı unutma diyoruz. Güzel bir balla başladık. Hadi bakalım intromuz girsin. Ardından da yazılı provamıza başlayalım Tonguç'um. Evet arkadaşlar, bugünkü yazılı notlarımıza baktığımızda, yazılı konularımıza baktığımızda zaten Türkçe'de her zaman sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı e, soruluyor. Yazım kuralları, noktalama şartları her zaman soruluyor. Bunlarla alakalı sorularımız var. Ama altın sınıfa özel hocalarımızdan bazıları isim konularını, çekmeklerini ve söz sanatlarını işlemiş olabilirler. Bunlarla alakalı da soru hazırladık. Eğer hocanız İsimlerde nereye kadar geldiyse siz onu biliyorsunuzdur. Biz birazcık ileriye kadar gittik. Öğretmenlerimizden, kolejlerdeki arkadaşlarımızdan, işte İmatip Ortaokullarındaki arkadaşlarımızdan, öğretmen arkadaşlarımızdan sorduk. Bazıları mesela haleklerine gelmemiş. Bazıları gelmiş ama biz bunlarla alakalı sorular da hazırladık. Ve bu soruların öncesine sana bazı konu anlatımları da yapacağım ki konuyu mükemmel bir şekilde öğren. Ve ona göre güzel güzel pekiştir Tonguç'um. Zaten yazılı notlarımızda da bunlarla alakalı ders notlarımız var. Oradan da kendi yazılına göre en önemli şey tabii ki hocanın işlediği kısım var. Oraya göre de konuları güzel güzel pekiştirip ilerleyebilirsin. Şimdi Tonguç'um ilk başta isimler var. Tekil, çoğul, topluluk, çekim var. Çokluk ekleri, ekleri. İstersen İsimlerle başlayalım. Hadi bakalım. Senin isim ve soy ismin de Tonguç'um? Tonguç, um? Tonguçoğlu. Tonguç Harika. Hemen yazıyorum. Tonguç, Tonguçoğlu. Bak ismin Tonguç, soy ismin de Tonguçoğlu. Şimdi herkesin bir ismi ve bir soy ismi var. Her varlığı. Mesela bunun ismi kalem. Bunun ismi makas. Bunun ismi mesela %100 buradan soru gelir kağıdı atıyorum. Bunun ismi bardak. Her varlığın ismi var. Ama bazı varlıklar cins isim... Bazıları özel isim. Bazıları tekil. Mesela kalem tekil oluyor ama kalemler deyince çoğul oluyor. Her bir varlığın kendine ait isimleri olduğunu bileceğiz. Şimdi burada ilk başta tekil çoğul topluluktan başlayalım. Şimdi Türkçe'de mesela diyelim ki ağaç sözcü tekil bir isim. Ama ağaçlar dediğimizde bu çoğul oluyor. Orman dersek de bu topluluk oluyor. Bak çok basit. Eğer lerler eki almadıysa tekil isim, lerler iki aldıysa çoğul isim bak ağaçlar diyor. Eğer lerler eki alsın ya da almasın çokluk bildiriyorsa da topluluk ismi oluyor. Şimdi o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nerede çokluk orada lerler eki var. O zaman söyle bakalım mesela ne diyelim mesela koyun. Bunun çoğulu ne olur Tonguç'um? Koyunlar olur hocam. Harikasın. Koyunlar diye çokluk ekimizi getirdik. Koyunlar. Topluluk olunca ise sürü diyebiliriz mesela. Sürü dersek bu çoğul eki alsın ya da almasın çokluk bildiriyor. Veyahutta da e, asker bunun çoğulu askerler oluyor. Peki askerlerle alakalı bir topluluk ismi söyle bana Tonguç'um. Ordu hocam. Mükemmelsin, harikasın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten alkışlamak istiyorum. Ordu ordu bir topluluk ismi. Diyor. Mükemmelsin. Demek ki ordu, orman, sürü bunlar topluluk ismi. Çünkü ormanlarda desen, sürüler de desen Ordu da desen, ordular da desen bunlar çokluk bildiriyor. Ama ağaçlar lerler eki aldığı için, koyunlar lerler eki aldığı için, askerler lerler eki aldığı için çoğul. Bunlar da almadığı için tekil olmuş oluyor. Şimdi mesela bunlara alakalı sorumuz var mı? Bakalım şöyle bir. Sorumuz yokmuş bunlara alakalı. Biraz daha zor bir soru sormuşuz. Onu da göstereceğim. Şimdi az önce dedik ya nerede çokluk orada lerler eki dedik. Ama lerler eki her zaman... Çokluk anlamı kazandırmayı biliyor. Bak lerler eki her zaman çokluk anlamı kazandırmıyor. Mesela diyelim ki e, e, örnek veriyorum. Kalemler masanın üstünde dersen burada çokluk anlamı var. Kalemler masanın üstünde dersen burada çokluk anlamı var. Ama vali beyler gelmiş derken burada bir tane vali geliyor ama... ...vali beyler gel dediğimizde burada saygı anlamı var. Ya da seni e, ee, dünyalar kadar özledim bak seni dünyalar kadar özledim dediğimizde burada da abartıyor yani bak. Demek ki ki bazen saygı bazen çokluk bazen abartma anlamları katıyor. İstersen gel bununla alakalı sorumuza bakıp pekiştirelim. Demiş ki aşağıdaki cümlelerde bulunan çoğul eklerinin cümleye kattığı anlamı yanlarına yazınız demiş. Şimdi sabahlar, Mustafa Kemaller, dünyalar, dayımlar diyor. Şimdi sabahları erken uyanmak zorundayım diyor. Bak burada seçenekler vermiş. ...benzeri, zaman, abartma aile. Sence burada sabahları derken ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. Harikasın, zaman anlamı katmış. Yani sabah zamanı, sabah vakitleri erken uyumak zorundayım diyor. Bu ülke daha çok Mustafa Kemal'ler yetiştirir. Yani Mustafa Kemal'e benzer, Mustafa Kemal e benzeri insanlar yetiştirir diyor. Sen dünyaları yedin ve doymadın mı? Yani burada da abartmış. Bir insan dünyaları yiyemez ama abartıyor. Dayımlar anneannemin evine taşınıyor dayımgil yani dayım ve ailesi demek istiyor. Dolayısıyla bir tane dayısı var ama dayımlar derken dayımgil demek istiyor. Burada da aile anlamı olduğunu göreceğiz. Demek ki burada zaman anlamı kattı Tonguç'un. Um. Burada benzeri anlamı kattı. Burada abartma anlamı kattı. Burada aile anlamı kattı. Burada çokluk anlamı kattı. Burada mesela vali beyler dediğimizde saygı anlamı kattı. Farklı farklı anlamlar katabiliyor Lerler Eki. Şimdi sonraki sorumuz Halekleri ile alakalıymış. Şimdi ona geçmeden önce Halekleri ile alakalı kağıdımızı hazırlayalım. Şimdi Türkçe'de tonguçum Şimdi lerler eki çokluk ikili. Ama bir de şöyle bir ev çiziyorum buraya. Bak şimdi burada bir evimiz var. Evimizi çizdik. Bu eve bir yol gitsin şöyle. Tamam mı? Şöyle. Şimdi şöyle yolumuz var. Tamam. Şimdi bu eve ben eğer çokluğunu anlatıyorsam ne diyorduk? Evler diyorduk. Evler çokluk bildiriyordu. Nerede çokluk? Orada lerler eki. Şimdi eğer evim dersen yani benim evim dediğinde bu yelik anlam katıyor. Mesela başka ne olabilir? Ev mesela evimiz, bizim evimiz olabilir. Ya da eviniz, sizin eviniz olabilir. O zaman bu ler eki çokluk eki. Bu im evimiz, eviniz derse bu da iyilik eki oluyor. Peki bunun haricinde bir de belirtme dediğimiz, yönelme dediğimiz, bulunma, ayrılma dediğimiz durum ekleri var. Zaten birazdan da sorumuz bununla alakalı. Hangi hal ekiyle alakalı diyor. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi hal eklerini göstereceğim sana bak. Hal parantez içinde durum eklerini söylüyorum. Durum ekleri. Şimdi ev evi eve evde evden diye yazacağım. Bak şimdi evi dediğinde Tonguç'um bu belirtme hali oluyor. Bak belirtme hali ki evi diye belirtiyorsun. Bak evi eve dediğinde yönelme oluyor. Eve doğru gidiyor bak eve eve doğru gidiyor. Evde dediğinde bulunma hali oluyor Tonguç'um. Bulunma evde. Evden dediğimizde ne oluyor? Ayrılma oluyor hocam. Harikasın. Ayrılma veya da çıkma da diyebilirsin. Evden evden ayrılma bak. Evden çıktım, evden ayrıldım, ayrılma hali. O zaman evi derse belirtme, eve derse yönelme, evde derse bulunma, evden derse ayrılma olacak. Şimdi istersen gel sorumuza bakalım. Demiş ki belirtme hali ki, yönelme hali ki, bulunma hali ki, ayrılma hali ki. Belirtme hali ki i idi. Yönelme hali ki e, bulunma hali ki de, den. Tamam. Şimdi Dün akşamki maçı seyredemedim bak. Maçı diyor. I var. O zaman bu belirtmen eki. Salonun ortasında kocaman bir halı var. Ortasında diyor. D da bulunma eki. İlçeye bu yoldan daha kısa sürede gidersin. Bak yoldan diyor. Dan eki. Ayrılma eki. Bahçeye fidanlar diktik. E eki. O zaman bu yönelme hal Apartmanı temizlemesi için bir şirket anlaşmak. Apartmanı I yani i belirtme eki. Kapıda seni görmek isteyen biri var bak. Da bulur Demek ki I, I, A, E, D, Da, Den, Dan. Bunları gördüğümüz zaman haleklerini görmüş olacağız. I, I'ler belirtme haleki. E, A'lar yönelme haleki. D, Da'lar bulunma haleki. Den, Dan'lar da ayrılma haleki olacak Tonguç'un. Aa tekil çoğul toplulukla alakalı sorumuz varmış. Gözümüzden kaçmış. Az önce öğrenmiştik. Bunu pekiştirelim. Ama şöyle bir daha hatırlayalım tekil çoğulu. Az önce göstermiştik. Nerede? şurada. Eğer tek bir kelime lerler eki almazsa tekil oluyordu. Nerede çokluk orada lerler eki var demiştik. Ağaçlar, koyunlar, askerler. Topluluk ise lerler eki almasa bile çokluk bildiriyordu. Bunu da görmüştük. Şimdi gel bakalım. Sürü demiş. Sürüyü zaten önce görmüştük. Sürü topluluk adıydı. Ayakkabı sence tekil mi çoğul mu Tonguç'um? Tekil hocam. Harikasın bu kadar basit. Ayakkabı tekil. Ayakkabılar deseydi çoğul olurdu. Kalemler ler eki olduğu için çoğul. Millet topluluk. Sınıflar lar eki olduğu için çoğul. Dilek diyor. Bir tane dilek de Tekil. Dilekler olsa çoğul olur. Sınıflar sınıf olsa tekil olur ama lerler eki alanlar çoğul oluyor. Lerler eki alsa da almasa da böyle sürü, millet gibi çokluk bildirenlerde topluluk adı oluyor Tonguç'um. Şimdi geldik başka bir kısma. Bu arada bitirdiklerimizi şöyle işaretleyelim. İsim tekil çoğul topluluğa baktık. Çokluk eklerine ve hal eklerine baktık. Şimdi sözcükte anlamdan devam ediyoruz. Şimdi Sözcükte anlamda şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Demiş ki Doğru yanlış yapın demiş, mecaz anlam gerçek anlam bakın demiş. Bunları zaten hatırlıyorum. Beşinci sınıfta işledik hocam. Evet, beşinci sınıfta da işlemiş. Haklısın. Beşinci sınıfta da işledik, altıncı sınıfta da işleyeceğiz. Yedide de var, sekizde de var, dokuzda da. Her zaman gerçek mecaz karşımıza çıkacak. Çünkü bunları iyi anlamamız lazım. Zaten biz bir kitap okurken Tonguç'um, kitabın içerisindeki mecazlı ifadeleri anlayamazsak kafamız karışır. Mesela bana çok sıcak davranıyor dediğinde orada bize samimi davrandığını anlamamız lazım. Veyahut da çok soğuk davranıyor dediğinde kötü davrandığını anlamamız lazım. Bunlar direkt mecaz anlam kelimeyi anlamakla alakalı. Daha doğrusu metni anlamakla alakalı. Çünkü şöyle düşün. Sözcükler var. Sözcükler cümleleri oluşturuyor. Cümleler de böyle bir bütün halinde duvarla birlikte neyi oluşturuyor? Artık bir metni oluşturuyor. Dolayısıyla bizler metinleri anlayabilmek için sözcüklerin anlamını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi gel bakalım. Hepimizin önünde aydınlık bir gelecek var cümlesindeki altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır demiş. Şimdi aydınlık bir gelecek var derken buradaki aydınlık gerçek bir ışıktan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu mecaz anlamlı. Dolayısıyla burası doğru. Renkli karakteriyle herkesin hayran kaldığı biridir cümlesindeki altı çizili sözcük gerçek anlamlıdır demiş. Bu doğru mu sence Tonguç'um? Değil hocam. Harikasın. Yanlış. Niye? Çünkü renkli karakter derken karakterinin sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu bundan bahsetmiyor. Yani renkli karakter değil. burada anlatılan... Ee, ...adamın farklı farklı şahsi özellikler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu e, mecazi bir şey. Babam miyop olduğu için uzağı göremiyor. Cümlesindeki altı çizgi sözcük terim anlamdır. Evet böyle miyop, işte hipermetro buna benzer kelimeler bir e, tıbbi terim. Dolayısıyla bu da bir terim olduğu için doğru. Eski arkadaşlarını görünce bizi sattı. Cümlesindeki altı çizgi sözcük mecazi anlamdır. Şimdi bizi sattı derken kaç liraya satıyor Tonguç'un? 150 liraya hocam. Gerçekten de ucuza satmış yani. Hayır evladım buradaki satma derken 150 liraya satmıyor yani. Hani burada hani bizi aldattı, bizi kandırdı, bizi yalnız bıraktı manasında. dolayısıyla burası mecaz anlamlı. Dolayısıyla burası da doğru. Çünkü mecaz anlamlı demiş. Bu tartışmaya nokta koymalısınız demiş. Buradaki nokta terim anlamı değil. Eğer işte noktalama işaretlerindeki nokta, virgül, üç nokta, işte kısa çizgi gibi şeyler olsa evet o e, terim anlamı olur. Ama buradaki tartışmaya nokta koymalısınız derken buradaki nokta bildiğimiz nokta değil. Yani şu cümlenin sonunda koyduğumuz nokta değil. Burada burada tartışmaya son vermelisiniz demek istiyor. Burada mecaz anlam var. O yüzden burası da yanlış. Bu terim değil, mecaz olmalıydı. Bu da gerçek değil, mecaz olmalıydı. Tonguç Eladı benim. Geldik buraya. Bu sefer sesleşle alakalı ya da eş sesle alakalı cümle kurmamızı istiyorlar. Bakalım. Bu sene başka bir okula geçtim. Cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısını kullanarak bir cümle kurunuz demiş. Şimdi senenin eş anlamlısı ee, yıldır. Yılla alakalı bir cümle kur bakalım Tonguç evladım benim. Gelecek yıl evi boyatalım. Tamam güzel bir cümle kurdun hemen yazalım. Gelecek yıl evi boyatalım. Ben biraz tabii hızlı yazdığım için satırda tam takip edemedim ama sen güzelce söyledin. Şimdi aşağıdakine bakalım. Annem kirli kıyafetlerimi makineye attı. Cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısını kullanarak bir cümle kurunuz demiş. Kirlinin zıttı. Kirlinin zıttı nedir Tonguç'um? Temiz hocam. Temiz. Çok güzel. O zaman temizle alakalı bir cümle kuralım. Ne olabilir mesela? Sen kur. Bize temiz çarşaflar getirdi. Süpersin. Bize temiz çarşaflar getirdi. Gerçekten çok güzel cümleler kuruyorsun. Bak buradaki kilinin zıtı temizdir. Tahtadakileri bir an önce defterine yaz cümlesindeki altı çizili sözcük sesleştir. Yaz sesleş. Diğer anlamını bulunduğu bir cümle kurunuz diyor. Yaz kelimesinin yazı yazmak değil de başka anlamda olduğu bir cümle kur bakalım. Bu yaz Bodrum'a gitmiş. Vay güzel yazalım bu yaz Bodrum'a gitmiş diyorsun. Hemen yazalım. Bu yaz Bodrum'a gitmiş diyoruz. Ve buradaki yaz sözcüğü mevsim olarak yaz. Ama buradaki yaz yazı yaz oluyor. Dolayısıyla her bir kelimeyle alakalı farklı farklı. Tabii bu soru gelirse eğer sınavınız arkadaşlar farklı farklı cümleler siz de kullanabilirsiniz. Önemli olan bunun olduğu bir yani bunun eş anlamlısının, bunun zıt anlamlısının, bunun sesleşinin olduğu kelimeleri doğru yakalamanız önemli. Şimdi geldik başka bir tarafa. Aşağıdaki cümlelerde özel olanların karşısına ö, nesnel olanların karşısına ne yazınız diyor. Şimdi öznel cümleler hatırlarsan içine bence koyabileceğimiz cümlelerdi. Yani kişisel düşünce içeren, yorum içeren cümlelerdi. Oğuz Atay döneminin en farklı yazarlarından biridir bak. En farklı yazar diyor. Sana göre belki de bana göre değil. O zaman bu öznel bir cümle. Çünkü farklılık kişiden kişiye değişir. Oğuz Atay bir yazardır dese bu nesnel ama farklı yazar, güzel yazar, iyi yazar bu tamamen öznel. Atatürk 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Bunu ispatlayabiliriz. Dolayısıyla bu cümle nasıl bir cümledir Tonguç'un? Nesneldir hocam. Harikasın. Nesnel bir cümle. Topkapı Sarayı eşsiz güzelliğiyle birçok turisti kendisine çekiyor. Şimdi bu cümle öznel bir cümle. Peki bu cümlede özelliği katan şeyi söyle ben de altını çizeyim. Eşsiz güzellik hocam. Harikasın. Eşsiz güzellik. Sona göre eşsiz güzellik. Belki de başkası o kadar beğenmeyecek. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nın eşsiz güzelliği olması, turisti kendine çekmesi bunlar hep özel ifadeler. Eşsiz güzellik kelimesini bildiğini tebrik ediyorum. Hocan sınavda Tonguç'um hangisi özel hangisi nesnel diye de sorabilir. Bu özel ama neden özel? Hangi kelime özellik katmış diye de sorabilir. Ülkemizin en yüksek dağı ağrı dağıdır demiş. Bunu da ispatlayabilirsin. Dolayısıyla bu da yine nesnel. Gerçekten de ülkemizin en yüksek dağı ağrı dağıdır. Sonrasında erciyes gelir böyle devam eder. Aşağıdaki cümleleri verilen anlam özelliklerine göre eşleştiriniz demiş. Amaç sonuç yani içerisinde amacıyla, isteğiyle anlamı olan cümleler. Neden sonuç yani bir sebepten, bir nedenden dolayı olan olmuş, biten bitmiş cümleler. Koşul sonuç yani içerisinde ssa olan cümleler. Karşılaştırmada ise daha, en, kadar gibi ifadelerle varlıklar birbiriyle karşılaştırılıyor. Şimdi bakalım. Bu şarkıyı senin kadar güzel söyleyen birine rastlamadım bak. Kadar var şarkıyı söyleyenlerle o arkadaşı karşılaştırıyor. Dolayısıyla burada karşılaştırma var. Buraya şöyle ee, D yazmayayım mı? Karşılaştırma yazayım. Kafamız karışmasın. Karşılaştırma. Tamam. Şimdi Ferhat Şirin'e kavuşabilmek için dağları deldi. Şimdi burada içinin olduğu yere amacıyla sözcüğünü koyabiliyor muyuz Songuç'um? Koyabiliyoruz hocam. O zaman bu amaç sonuçtur bak. Ferhat Şirin'e kavuşabilmek amacıyla dağları deldi diyebiliyorsun. O zaman böyle diyebildiğine göre bu Amaç sonuç cümlesidir Tonguç'um. Eğer amacıyla koyamasaydın o zaman neden sonuç olurdu. Notları çok yüksek olduğundan ilk tercihine yerleşti. Şimdi neden ilk tercihine yerleşti? Notları çok yüksek olduğundan. Dolayısıyla bu neden sonuç cümlesi oluyor. Yani notları çok yüksek olması amacıyla falan değil. Neden sonuç. Bu direkt neden sonuç cümlesi. Gittiğimiz yerde uslu olursan sana sürprizim olacak. Olmazsan olmayacak. Dolayısıyla burada da SS var. Yani koşul sonuç cümlesi var. Tonguç Eladım benim. Ispanak yedin mi güçlü bir çocuk olursun. Ama ıspanak yemezsen ne olursun? Güçsüz oluruz. Aynen güçsüz olursun. O zaman demek ki yedin mi yersen demek istiyor. Yani burada da yine koşul sonuç cümlesi var Tonguç'um. Zaten koşul sonuç cümlelerini genellikle kimler söyler? Anneler, teyzeler, babaanneler. Aynen dediğin gibi anneler, teyzeler, babaanneler hep böyle ıspanak yersen güçlü olursun. Yemeğini yersen dışarı çıkarsın. Ödevini bitirirsen oyun oynarsın gibi cümleler söylerler. Şimdi geldik buraya. Bu metnin konusu nedir diyor. Ana düşüncesi nedir diyor. Başlığı nedir diyor. Şimdi biz metnin konusunu bulurken anahtar kelimeleri yani en çok kullanılan kelimelere dikkat edeceğiz. Başlıkta da aynı şekilde. Ama ana düşüncesini bulurken mutlaka asıl anlatılmak istenene bakacağız. Şimdi bir okuyalım önce. ''Dün attığımız olumlu ve mantıklı adımlar bugünümüzü doğru düzgün geçirmemizi sağlar. Dünü görmezden gelemeyiz. Dün bugünden kopuk değildir. Bugün de attığımız olumlu ve olumsuz adımlar verdiğimiz kararlarda aynı şekilde yarınımızı şekillendirir. O nedenle yapacağın her iş için önce düşün, iyi bir plan yap, son adımını at ve her şeyi zamanında yap. İşte hayatın sırrı budur.'' demiş. Şimdi burada e, ''Dünü, bugünü ve yarını iyi planlamamız gerektiğini anlatıyor.'' ana düşüncesi olarak da ne diyebiliriz mesela? Ee, hem dünü hem bugünü önemsemeliyiz diyor. Bakalım. Ee, dün attığımız olumlu adımlar bugünümüzü etkiler. Dünü görmezden gelemeyiz. Dün bugünden de kopuk değildir. Bugün de attığımız olumlu ve olumsuz adımlar verdiğimiz kararlarda aynı şekilde yarınımızı şekillendirir diyor. Dolayısıyla yapacağın her şeyi iyi düşün, iyi plan yap diyor. Son adımını at diyor. O zaman burada bak esas söylemek istediğim bir şeyler anlattı, anlattı, anlattı. Dün önemli, bugün önemli falan dedi ama en sonunda Sonlara doğru dedi ki yapacağın her şeyi iyi düşün, dünü ve bugünü iyi bir şekilde planla dedi. Son adımına dedi. Dolayısıyla metnin ana düşüncesi yapacağımız her şeyi yapacağımız her şeyi iyi planlamak planlamak gerekir. Yani dünü ve bunu hesaplayarak yapmak gerekir. Diğer türlü sıkıntı yaşarız diyor. O zaman ee, bu metnin konusuna ne diyebiliriz mesela dün bugün ve yarının önemi diyebiliriz mesela. Çünkü dün, bugün, yarın her biri önemli birbiriyle bağlantılı. Başlık olarak da ne diyebiliriz mesela? Sen güzel bir başlık atalım ne diyebiliriz? Bugün işine yarına bırakma. Güzel bir atasözü söyledin ama bugün işine yarına bırakma bu konuyla alakalı değil Tonguç'un. Biraz alekar alakalı oldu. bugün işine yarına bırakma değil de mesela yarın dünden başlar diyebiliriz mesela. Ben biraz daha garip bir şey. Çünkü yarınla alakalı her şeyi bugün aldığımız ve dün yaptığımız olaylar etkiliyorsa yarın dünden başlar diyebiliriz. Yani dün yaptığımız şeyler bugünümüze, yarımızda etkiliyor gibi böyle farklı başlıkta atabiliriz. Ama bugün için yarına bırakma dersen biraz komik olabilir. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki söz sanatlarını verilen cümlelerle eşleştiriniz diyor. Burada söz sanatlarıyla alakalı da zaten biz birinci dönem yazılı notlarımızda mutlaka soru gelebileceğini söyleyip burada not aldık. Öğrencilerimiz için mutlaka buralara dikkat edin dedik. Dolayısıyla siz de mutlaka söz sanatlarını buradan çalışmak. Söz sanatları benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma onların hepsini yazdık. Şimdi tezat, zıtlık, birbirine zıt kelimeler. Teşbih gibi sözcü yani benzetme. Teşhis, kişileştirme yani insan olmayan varlıkların insanmış gibi olması. Mübalağa, abartma. İntak da insan olmayan varlıkların insan gibi konuşturulması, konuşturma. Şimdi Bugün güneş benim için doğarken batıyor diyor. Bak bugün güneş benim için doğarken batıyor. Bak, doğmak ve batmak birbiriyle zıt. Doğmak ve batmak. O yüzden burada tezat var. E diyebiliriz. Ona olan sevgim dağı taşı eritir. Abartıyorsun. Bu kadar da değil. Cennet gibi güzel vatanıma hoş geldiniz. Bak gibi sözcüğünü gördüğümüzde ne diyecek Songuç'um? Benzetme. Harikasın. Benzetme diyecektik. Teşbih diyecektik. O zaman buraya D yazıyorum bak. O zaman yazalım. Gibi sözcüğünü gördüğümüzde benzetmeye dikkat edin. Bakın bu buradan sınavda soru gelir. Gibi benzetme sanatında diğer adıyla teşbih sanatında karşımıza çok gelir Tonguç'um. Ne kadar da şirinsiniz dedi tilki kargalara. Bak tilki kargalarla konuşuyor. O zaman burada konuşturma var. A intak. Bugün dere ağır akıyor. Yorgun mu ne? Şimdi bir tane dere var böyle akıyor. Ama adam da diyor ki dere yorgun mu diyor. Dere yorgun olur mu? Olmaz. Olmaz. Dere yorulmaz ki dere insan değil. Dolayısıyla burada dereyi insana benzetmiş, kişileştirmiş yani. Burada da C olacaktı Tonguç'un. <laughs> Geldik buraya. Aşağıdaki cümlelerde yazı, yanlış yazılan ifadelerin altını çiziniz diyor. Dün seninki buraya uğrayıp seni sordu diyor. Şimdi bak burada seninki bitiş yazılmalıydı. Çünkü ki'den sonra Lereki gelebiliyorsa, yani seninkiler diyebiliyorsan bu bitişik yazılır Tonguç'um. Ama eğer gelmiyorsa, seninkiler diyemiyorsan ayrı yazılır. Mesela şöyle örnek vereyim. Bak şimdi. Gel ki göreyim seni. Gel ki göreyim seni. Burada gelkiler diyemediğimiz için bu ayrı yazılır. Ama ee, işte Ali'nin Ali'ninki ee, yine derse geç kaldı diyelim. Ali'ninkiler diyebiliyorsun. Bak sadece cümleyi okumayacaksın. Sadece burayı söyleyeceksin. Ali'ninkiler diyebiliyorsun. O zaman bu net bir şekilde ne oluyor? Ee, Ali'ninkiler dediğimiz için, diyebildiğimiz için bitişik yazılabiliyor. Şimdi seninkiler diyebiliyoruz. Bitişik yazılması lazım ama ayrı yazılmış. Başın da ağrıyormuş. Annen söyledi bak. Deda'da da cümleden atma yöntemini uygulayacağız. Başın ağrıyormuş. Annen söyledi diyebiliyoruz. Başın da ağrıyormuş. Annen söyledi diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada başında ayrı yazılmalıydı. Başın da diye ayrı yazılmalıydı. Burada hata olmuş. Tonguç Elalim Da'da da mantığımız ayrı yazmak için cümleden çıkarıp çıkarılmaması. Mesela diyelim ki dün teyzemler de uyudum diyorsun. Tamam mı? Burada dün teyzemler uyudum diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Hayır hocam. Anlamsız oluyor. O zaman burada deyi bir çık yazman lazım. Dün ben de e, orada ...kaldım diyelim mesela. Dün ben orada kaldım diyebiliyorsun. Dün ben de orada kaldım diyebiliyorsun. İşte cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazıyorsun. Cümleden çıkaramıyorsan mutlaka bir yazıyorsun. Burası önemli. Mesela buradaki dahi bir yazdık. Şimdi o zaman buradaki dahi ayrı yazmalıydık. 17 Haziran günü bu şehirden ayrılıyor. Haziran'ın H'sini büyük yazmalıyız sonuçum. Çünkü sayı var. Belirgin bir tarih. Bugün Zeynep öğretmenin doğum günü. Zeynep öğretmen dediği için... ...Ö'yü büyük yazmalıyız. Oğlum ayın dünyanın uydusu olduğunu öğrenmiş. Burada da ay... Dünya coğrafi terim olduğu için büyük yazılmadı. Konferans salonunda 107 kişi vardı. Sayılar daima ayrı yazılıyor Tonguç'um. 107, 16, 15 hangi sayı olursa olsun daima ayrı yazmamız gerekiyor. Geldik noktalama işaretlerine. Ben ders çalışıyordum, kardeşim televizyon izliyordu demişim bak. Ben, virgül, ders çalışıyordum, virgül, kardeşim televizyon izliyordu diyebilirsin gibi duruyor. Eğer cümlelerin içerisinde virgül varsa büyük ayrımı belli etmek için yani birden fazla yükleme olan cümlelerde büyük ayrım belirtmek için oraya noktalı virgül koyman gerekiyor. Niye? Çünkü burada zaten virgül var. O zaman noktalı virgülle ayırman lazım. Noktalı virgül virgülün daha karizmatiği yani. Şimdi şöyle iki tane cümle var. Buraya virgül koyabilirsin. İki tane cümle var ama içlerinde bir tane virgül varsa o zaman araya noktalı virgül koyman gerekiyor. Eve birkaç şey aldım. İki nokta üst üste. Küçük harf başlayabilir. Özel isim değilse cümle değilse. Tabak, masa örtüsü birkaç dediği için de üç noktaya devam ettik. 10 Kasım'da 9'u 5 geçe yani 9.5'te 9:05 e saygı duruşu yapılır. Saatlere mutlaka nokta getiriyorsun sonuçum. Sakın sakın böyle dijital saatlerde böyle iki nokta var diye şöyle 9 mesela 9.52 diyelim. 9.52 böyle yazar. Sen sakın bu iki nokta var diye 9.52 diye yazma. Bu yanlış. 9.52 demen lazım. Burada 9.05 derken nokta olması lazım. Yaşasın tatili başlıyor demiş. Ünlemiş artık. Ankara Aksaray yolu kar nedeniyle kapalı. Burada da kısa çizgi koyabiliyoruz. Songuç evladım benim. Evet, şimdi videomuzu bitirdik ama esas ödev kısmımıza geliyoruz. Birincisi öğretmenlerimizin, okul hocalarımızın verdiği notları mutlaka tekrar ediyoruz. Çünkü öğretmenlerin defterleri öğretmenlerin kitabı gibidir. Bizler de zaten öğretmenlerimize sorarak tüm derslerde öğrencilerimiz için mükemmel yazı notlar hazırladık. Bunlardan da mutlaka faydalanmanızı istiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda, aynı zamanda atasözleri deyimler için de sınavınıza çıkacak güzel sorularımızın olduğu kitabımız var. Bu dursun. Bunu almak isteyen arkadaşlar zaten alabilirler. Dinamo setimizi sizlere tavsiye ediyoruz. Dinamo setimizin içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz ki tüm Dinamo soru bankalarımız var. Yani Dinamo Sosyal, Dinamo İngilizce, Dinamo Fen, Dinamo Matematik. Şimdi biz hangi dersi yaptık Tonguç'um? Türkçe dersi hocam. Harikasın. Türkçe dersini yaptık. O zaman Türkçe dersinde İşlediğimiz konularla alakalı bak şimdi. Dinamo Soru Bankası'na ne yapıyoruz? Önce bir konu öğreten testimiz var. Ekstra dijital soru. Ardından pekiştiren testimiz var. Bak gerçek anlam, meclis anlam, sesleş. Bir sürü testten sonra ardından yazılı yazılanan kısım geliyor. Dolayısıyla sen bu yazılı yazılanan kısımlarına çalışırsan, kare çözümlerini izlersen mükemmel bir sonuç alırsın. Sonra deyimler ve atasözleri geliyor. Bak deyimler ve atasözleri alakalı süper sorular ekstra dijital sorular burada karakut okuttuğunda hem soru çözümlerine ulaşıyorsun hem de ekstra sorular geliyor. Bunlarla alakalı yeniden yazılı soruları. Sonrası cümlede anlam testleri bak. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, özel nesnel cümleler bak. Bunların her biriyle alakalı sorular çözüyorsun. Ekstra dijital sorular da var. Yani bu testte 9 değil daha fazla soru var. Bunların her birini çözdükten sonra ardından yazılı yazılı kısmı geliyor. Parça anlam bak. Çözüyorsun çözüyorsun. Bir sürü soru. Konu öğreten, pekiştiren testleri bu hepsi bittikten sonra diyorsun ki artık hadi gelsin yazılı yazılan kısımları gelmiyor. Çünkü parça anlam çok önemli. Bir sürü test var. Ardından bak sözel mantıklar, şiir bilgilerinden sonra parça anlam yazılı kısmı geliyor. Bir ee, parça anlatım yapıyla alakalı. Yani dolayısıyla Dinamo soru bankalarımızda senin için hem test adına hem de yazılı adına bir sürü soru var. Onlardan da mutlaka çalışmanı tavsiye ediyorum Tonguç'um. Burada en önemli şeyi tekrar söylüyorum. Türkçe dersinde öğretmenin sana sınavda çıkacak dediği konuları mutlaka tekrar et. Çünkü biz mesela yazılı notlarımızı şuradan göstermek istiyorum. Dedik ki birinci yazılı notlarını biz okuldaki hocalara göre sorduk. Hocam birinciden birinci yazılı ne çıkar dedik. Önce dil bilgisinin çekim ekleri, hal ekleri, çokluk eki, iyilik eki bunları anlattık. Özel isim cinsi bunları da anlattık. Sonra bunlarla alakalı örnekler verdik. Katlı anlamlar, saygı, ailesi bunları gösterdik. Ama okulda hocanız bunları göstermediyse yani şu anda buraya kadar gelmeseniz bunlara çalışma. Yani Bunları çalışırsan yorgunluk olur sende. Ama muhtemelen birçok okulda birçok hoca bunları işlediği için buradaki isimler, cins isimler, somut isimler, soy isimler mutlaka çalışılmalı. Sonra sözcükte anlamda bunları zaten kesin soracak hocanız sınavda. Yani yüzde yüz. Hatta burada bak kesin çıkar. Yazılda sorulur dedik. Nedir bunlar? İşte hatta şöyle yakınlaştırayım. Şöyle biraz daha şöyle yakınlaştırayım. Bak burada. Gerçek anlam, meclis anlam, terim anlam, zıt anlam, eş anlam, sesteş, amaç sonuç neden sonuç bunların her birini burada notlar alarak güzel güzel çalışman için örnekler verdik. Burada bak neden sonucu amaç sonucu açıkladık özel cümleyi açıkladık her bir alakalı soru gelecek kesin yazılda yüzde sorulacağı için bunları fazlasıyla özetledik. Bunlardan da güzel güzel çalışman sana sınavda yüksek notlar aldıracaktır. Şiirde aynı unsurları mesela bazı hocalar işlemiyor bazı hocalar işleyebiliyor. Biz milletin Makamı kazanımlarına göre gidiyoruz ama bazı hocalar İmmatif ortaokullarında veyahut da kolejlerde biraz daha farklı işleyebiliyor. Ama burada tüm en zor konulara giren hocaların bile notlar olduğu için bunların hepsinden çalışabilirsin Tonguç herhalde benim. Şimdi o zaman yazılı provamızı bitirdik. İnşallah yazıldan en yüksek notu sen alırsın. İnşallah hocam. Hadi bakalım görüşmek üzere diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.